Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında yamuk konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Çözümlere başlayalım. ABCD paralel kenar verilmiş ve şurada bir oran verilmiş. Burası k iken burası 3k verilmiş. Evet, AE uzunluğu k iken AB uzunluğu 3k verilmiş. Evet, burası 3k ise buraya ne kaldı? 2k kaldı. Evet, alanlar oranı isteniyor. Ne yapacağız? Alan dağıtacağız arkadaşlar. Hop şöyle k'da kalan A ise 3K, 2K'da kalan nedir? 2A'dır. E paraya para kenar ya yarısı A, diğer yarısı da A'dır. Şimdi EBC üçgenin alanına bakıyorum. 2A bölü bizden ne isteniyor? ABCD yamuğunun alanı. 4A isteniyor. O da kaç yapıyor? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yapıyor. Evet cevabımız böylelikle cehan oldu. Birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunlar paralel verilmiş. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ydi. Ya da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 derken şuna dikkat eder misiniz? bu neydi? Ort taban değil mi bu? Direkt ort taban çarpı yükseklikte alan yapıyor. Burada bir ort taban verilmiş mi? Verilmiş. Direkt orta taban çarpı yükseklik yani 5 çarpı yükseklikte bakın. Dik yamuk olduğu için yükseklik zaten bir kenar. 5 çarpı 8'den direkt cevabı bulabiliriz. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı balık eseri oldu. Geldik 3'e. Evet alan isteniliyor bizden. Ne yapacağız? Büyük yamuğun alanından beyaz alanları çıkartırsak olay bitti. E o zaman hadi bakalım başlayalım işe. Hocam büyük yamuğun alanını bulurken ne yapacağız? E, dik yamuk Alt taban artı üst taban hemen yazalım. 13 artı 7 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz 18 bölü 2'den şu alanı ve şu alanı çıkartacağız. Yukarıda kalan 7 çarpı 12 bölü 2 eksi aşağıdaki alanda 6 çarpı 13 bölü 2. Arkadaşım şu şu gitti ya da bunlar gitmesin. Yukarısı zaten 20. Şununla şu gidince 20 ile 2 sadeleşince 10 kaldı. 10 ile 18'in çarpımı 180 eksi. Bu 40 yaptı. Bir daha eksi. Bu da Kaç yapıyor? Sadeleşince 3. 39 yapıyor galiba. Evet 39 yaptı. Yani 180 eksi bu 1 7 81. Yani o da kaç yapıyor? 99 yapıyor. Dolayısıyla 3. sorunun cevabı Denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Alan dağıtma. Alan DC'yi 9 vermiş ve alan A'yı 16 vermiş. Arkadaşlar kelebek değil mi bu? Kelebekteki oran. Benzerlik var. Benzerlik alanı ilişkisi Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. Alanlar oranın karesi de benzerlik oranına eşittir. Yani 3/4'tür. bölü 4'tür. Benzerlik oranı 3k'ya 4k ya yazalım şuraya. E diğerlerin dedi ki oranlamayı da yazalım. O zaman burası 3a ise burası 4. A burası 3b ise burası 4b oldu. Şimdi 3b'de kalan 9'sa bak tepe noktası D'ye göre alan dağıtım yapıyorum. 3b'de kalan 9'sa o zaman 3 katı 3 katı burası 12 yapar. Hatta 3 3a'daki alan 9'sa 3 katı 3 katı burası da 12 yapar ya da yamuk taraflar birbirine eşit diyebiliriz. E şimdi tüm alan isteniliyor bizden. 16, 9 ve 12 ve 12'nin toplamı isteniliyor bizden. 25, 24 daha kaç yapıyor? 49 yapıyor. Dolayısıyla dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik 5'e. Yamuğun alanı nedir diye soruluyor. İkiz kenar yamuk ya köşegen çiziyoruz ya da bu dikmeler. Hemen dikmeleri çizelim. Hop şu dikme ve şu dikme. Şu dikmeleri çizdik. Dikmeleri çizince şuradaki dikmelerden dolayı işimizi yapalım. Dikmeleri çizdiğimizde bunlar birbirine eşit oluyorlar. Hocam 7 ise yukarısı burası da 7. Bu ikisine 10 kaldı. Bunlar kaç kaç yaptı? 5 5 yaptı. 5 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeni. Yamuğun alanı artık belli mi? Belli. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bize direkt cevap verecektir. Hocam burası 24 ile 2 sadeleşince 12 yaptı. 12 ile de 12'nin çarpımı 144 yapar. Dolayısıyla 5. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 6'ya. Şekilde ABCD x kenar yamuğu içine 3 tane eş turuncu boyalı dikdörtgen çiziliyor. Evet eş turuncu boyalı dikdörtgen çizilmiş buraya. Sonra burada bir oran verilmiş. Hocam burası K iken burası 2K verilmiş. Burası 2K iken burası K verilmiş. Şimdi e, bir yeşil boyalı bölgenin alanı da 18 olarak verilmiş. Arkadaşlar şuraya A dersem burası ne oldu? 2A mı oldu? Evet. Alt taban artı üst taban 3A çarp yükseklik yükseklik şöyle devamı Yükseklik değil midir paralel olduğu için bunlar? Evet hatta yüksekliğin devamını böyle de getirelim. Hocam burası yükseklik kaç diyecek olursak? Şu dikdörtgenin bir kenarını aç diyecek olursak daha doğrusu. Hocam 2'ye bir oran var ya ya yani da şuraya 2Aç diyelim. Burası 2 h ise burası h'tır. Dikdörtgenin bir kenarı h yaptı. H. E o zaman burası da h oldu. E o zaman alt taban artı üst taban yeşil alanı yazmaya devam ediyorum. 3A. Çarpı yükseklik yani h bölü 2 eşittir kaçmış? 18 olarak verilmiş. O zaman buradan 36 bölü 3'ten a çarpı h'ı kaç buluruz? 12 buluruz. Şimdi a çarpı H 12 bulduk. Turuncu boyalı bölgenin alanları toplamı 36'dır diye söylenmiş. Yani birinciye bakıyoruz. Birinciye bakarken a çarpı h bir dikdörtgenin alanı turuncudaki. Bundan kaç tane var? 3 tane var. A çarpı aş 12'ye 12 çarpı 3'ten 36 oldu mu? Oldu. O zaman birincisi doğru. İkincisine bakalım. ABCD yamuğunun alanı 63'tür. Hmm. 63 bu gerçekten. Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. 63. Şurada alt taban belli mi? Belli değil. Ben o zaman şurada bir işlem yapacağım gençler. Şöyle bir işlem yapacağım. Ben şuradaki uzunluğun ne olduğunu biliyorum. 2A olduğunu biliyorum. Bakın şurası 2A. Buranın ne olduğunu biliyorum? A olduğunu. Buranın 2K, buranın da K olduğunu biliyorum değil mi? Evet burada işlem yapacağım şimdi. Oranlama bulursak olay bitti. Bir tane dikdörtgenin alanını da biliyorum. Ya işte A çarpı H'ı biliyorum en azından yükseklik. Şurayı daha cinsinden bulursam olay bitiyor gerçi. E o zaman burada hop şöyle bir paraya kenar oluşturursam. Hocam burası A, burası da A oldu. Hocam burada 2 bölü 3 oran var. Buraya da A kaldı. Burada n diyecek olursak 2'nin 3 e oranı eşittir a bölü n'den dolayı n buradan neye eşit oldu? n 3a bölü 2'ye eşit oldu. 3a bölü 2 eşit oldu. Evet, burası 3a bölü 2 yaptı. Yani şurada kozunu toplamda 3a bölü 2 artı a. Burası 5a bölü 2 yaptı. O zaman şuraya devam edecek olursak alt taban artı üst taban. Şurası daha ya 5a bölü 2 artı a. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik yükseklikte 3h. Böl 2. Bakalım 63 mü diye bakacağız. 2 7 A bölü 2 yaptı burası. 7 A bölü 2 çarpı e, 3H, 3 H 3 ile çarpınca 21. 21 A bölü 2 yaptı. Bir de bölü 2'si var. 21 A bölü 4 yaptı. O zaman bu da 21 çarpı A dediğimiz A dediğimiz. H nerede burada? Ha, Bir de H da var. 21 A bölü 4 yaptı arkadaşlar. 21 çarpı A AH 12 12'di. 12 bölü 4'ten Şunlar sadece 3, o da 63 mi yaptı? Aynen öyle, 63 yaptı. O zaman ikincisi de doğru oldu. Üçüncüsüne bakalım. Sarı boyalı bölgenin alanı verilmiş bize. Arkadaşlar tüm alandan, tüm alanı kaç bulduk? 63. 63'ten ben sarıları, e, turuncuları ve yeşili çıkartırsam, turuncuların alanı belli mi? Belli. Bir tanesi 18 değil miydi? Evet. 3 tane 18'i çıkartacağım. Bir de yeşil alanı çıkartacağım. Yeşil alanda. Pardon. Turuncu turuncu alanı 36 bulmuştuk. E, turuncu alanı 36 bulmuştuk. Değil mi? Turuncu boyalı bölgenin alanları toplamını 36 bulmuştuk. O zaman tüm alandan turuncu boyalı bölgenin alanları toplamını yani 36'yı çıkartacağım. Bir de neyi çıkartacağım? Yeşil boyalı bölgenin alanı çıkartacağım. 18 çıkartacağım. Yani 63 eksi bu 54 mi yaptı? Evet. Bu da kaç yaptı? 9 yaptı. O zaman üçüncüsü de doğru oluyor mu? Sarı boyalı bölge tüm alandan turuncu artı yeşilleri çıkartacağız. Çıkarttığımız zaman da 9 geldi. Dolayısıyla 3. de doğru oldu. Dolayısıyla 6. sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik 7. soruya. Boyalı AOD üçgenin alanı 18 birim kare olarak verilmiş ve burada bir oran verilmiş. Burası K iken burası 3K verilmiş. Hemen yazalım. DC uzunluğu K iken burası Ali Bey uzunluğu 3K verilmiş. E kelebek var burada. Kelebekli oran 1'e 3. O zaman burası A iken burası 3A burası B iken burası 3B diyebiliriz. Sonra alan dağıtmaya başlayacağız arkadaşlar. Burayı kaç vermiş? 18 vermiş. E o zaman 3 B'de kalan 18 ise B'de kalan 6'dır. A'da kalan 6 ise 3 A'da kalan 18'dir. Sonra A'da kalan 18 ise 3 A'da kalan da 54 yapar. Çünkü 18'in 3 katı. Yamuğun alanı 54, 18, 18 ve 6'nın toplamı. E bu 36 ile 54'ün toplamı 90. Bir de 6 ile toplarsam 96 yapar. Dolayısıyla 7. soru böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 8'e. Köşegenleri dik kesen bir dik yamukta aslında böyle bir özellik var. H kare eşittir. A çarpı C diye. Ama biz oradan yapmayacağız. Nereden yapacağız? E, H'ı bulacağız. E, 90'lara düşüyor. Dal alfabete ya. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Alfa, beta üçgenler çok olunca kenarları belli olan üçgenleri seçiyorduk. Mesela burada şu üçgeni seçemeyiz. İki kenarın belli olması lazım. Nereyi seçebiliriz? Şurayı seçebiliriz. Burayı seçtiğimiz zaman buradaki kenarlar 3 kökçe. h. Bir de başka 9 köküçe baktığımız zaman 9 köküçe haçlık üçgeni de seçebiliriz. Evet sarı üçgenle mavi üçgen benzer. Alfanın karşısı 3 köküç bölü. Alfanın karşısı h eşittir. Betanın karşısı h bölü. Buradaki betanın karşısı 9 köküç. Gerçekten h kare eşittir. 3 köküç çarpı 9 köküç geldi mi? Geldi. 27 81 yaptı burası. H'ı da buradan kaç bulduk? 9 bulduk. Evet h 9. Alan isteniyor bizden. Alt taban artı üst taban 12 köküç çarp yükseklik bölü 2. O da kaç yapar? 54 kökü 3 yapar. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 9'a. Evet. Şekildeki ABC dedik ya bunun içinde 3 tane eş ikiz kenar yamuk çiziliyor. Evet. ikiz kenar yamukları şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu ikiz kenar yamuk eş. ikizkenar kenar yamuk hatta şöyle göstereyim öncelikle. Şu eş. A hocam bu da ikiz kenar yamuk. Bu yan kenarda eşit. Hocam bu da yan kenarları şunlar. A ikiz kenar yamuğu şöyle şey yapınca bunun tepesi de çift çizgi oldu. O zaman burası da çift çizgi olmak zorunda mı? Evet. Sonra madem öyle biz burada x kenar yamukta bu açıları da ona göre düzenleyelim mi? Düzenleyelim. AD'yi de 4 kökçü olarak vermişler. Hadi işlemimizi yapalım. Eş yapılarda şunu unutmayacağız. Kenarların eşitliği önemli. Eş yapı açıların eşitliği de önemli. E o zaman burada yazalım mı? Yazalım bakalım bir şeyler. Şimdi Buraya ben bir alfa yazacak olursam. Alfa alfa. Taban açıları alfa alfa. E hocam burası da alfa alfa. A, A, B, dik yamı uydu. 2 alfa iken burası alfa. Şu 3 alfanın toplamı kaç yapmalı? 180 yapmalı. Alfayı bulduk. Böylelikle kaç buluruz? 60 buluruz. Bak açıların eşitliği ne kadar önemli. Madem alfa 60 burası kaç yaptı? 30 yaptı. E o zaman burası da 30. 30, 30, 120 üçgen çıktı. O zaman bunlar 4, 4 çıktı. E, buna göre diyor mavi boyalı ikizkenar kenar yamuklardan birinin alt tabanı üst tabanından kaç santimetre fazladır? Arkadaşım bir tanesini şuraya çizeyim ben. Şöyle çiziyorum. Açıyı ben kaç buldum? 60 buldum. 60 buldum ve şurayı da kaç buldum? 4 buldum. Bak şurası 4. Burası da 4. Burası da 4. E şurada bir yükseklik çizecek olursak. Burada da bir yükseklik çizecek olursak. Çünkü x kenarı mutlaka dikmeler önemliydi. 4 ise aşağısı da 4. 90 karşı 4 iken 30'un karşı 2. 90 karşı 4 iken 30'un karşı 2. Alt tabanı kaç yaptı? 8 yaptı. Üst tabanı kaç yaptı? 4 yaptı. Alt tabanı üst tabandan kaç santimetre fazladır? Yani 8 4'ten kaç santimetre fazla oluyor? 4 cm fazla oluyor. 9. sorunun cevabı böylelikle C han oldu. Geldik 10. soruya. Şöyle bir katlama var. Katlamada eski haline geri açacağız diye söylüyorduk zaten. Öncelikle şunu yazalım. Burası 5 burası 10. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bunlar da eşit. Aa burası 90 değil mi? Evet. Bunlar da açı ortay değil mi? Evet. Çünkü üst üste binen açılar eşit. Yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Hocam burada bir pisagor var. Pisagor yap. Ya da 90'ın karşısı 10 iken hangi açının? 30'un karşısı 5'tir. 60'ın karşısı da 5'in kökü katıdır. E, ee, o zaman olay bitti kardeşim. Beşgen burası da 5 burası da 5. E, ee, alt taban artı üst taban. ABC dedik ya bunun alanı isteniyor bizden. 10 artı 5 çarpı yükseklik 5 kök 3 bölü 2 bize sonucu verecektir. O da 125 kök 3 bölü 2'ye eşit olduğunu gösterir cevap arkadaşlar. Yani bir dakika işlem hatası yaptık? Bizden ABCD yamu. ABCD yamu. Tamam. Alt tabanımız kaç? 10. Üst tabanımız kaç? 5 çarp yükseklik 5 kök 3 15 a burası 75 yapıyor çok özür 15 e, beş ile 5'i çarptı 125 dedim tabii ki 75 75 kök 3 bölü 2 yapar dolayısıyla 10. soru balıkesir kesir oldu geldik 11. soruya şimdi burada açılarla alakalı bir şey denmiş arkadaşlar a açısıyla b açısının toplamı kaç verilmiş 90 verilmiş alfa artı beta 90 hem açılar hem de kenarlar aynı anda işin içine girdiğinde ne yapıyoruz? Tabii ki paraya kenar oluşturuyoruz. Hop şöyle. Paralel kenar oluşturduk. 8 ise 8, 4 ise 4. Alfa ise yönde alfa. Alfa ile betanın toplamı 90 derece. O zaman burası da 90 olacak. E burada ne var? Bir dik üçgen var. 8, 15, 17 üçgeninden. 17 buluruz. X de 17 ile 4'ün toplamı yani kaç yapar? 21 yapar. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı yani 11. sorunun doğru cevabı Edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. ABC'de dikdörtgen kağıt AD kenarı AB kenarının üzerine gelecek biçimde AP boyunca katlanıyor. Katlanmış. Biz ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Şekli eski haline geri açalım bakalım şöyle. Açtık. Üstü de binen açılar birbirine eşit. Hocam burası da 90 derece olduğundan bunlar 45-45 oldu. E aynı şekilde 90 burası. E 90 şuradaki 90 buraya geldi. Burası da 90 olacak. Bunlar da 45-45 yaptı mı yaptı. Evet katlamadan sonra elde edilen yamuğun alanı katlamadan önceki dikdörtgen alanın 3'te 2'sidir. Hmm. Burası 2A iken burası tamamı 3A. Yani burası A olacak diyor bize. O zaman arkadaşlar 3'te 2'si. Bak burası 2A iken tamamı 3A. Tamam 3A. E tamam. O zaman biz şurası A iken buranın 3A olduğunu 2A olduğunu biliyorum. E A iken katlamada üst üste binen alanlar da birbirine eşit. Burası da A. E ben buranın 2A olduğunu biliyorum. O zaman burası da A mı kaldı buraya da? Evet. Şimdi bize ne diyor? ABC'de dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının kaç katı uzunluğundadır? Arkadaşlar şuraya A dersek burası da A mı? Yok. A A demeyelim. Sonra burada da şu A alanlarını bir yolda 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 şey yapalım. Alan dağıtma yapalım. Şu, şu köşe yeni şöyle çizecek olursam. Alanı iki eş parçaya böldüm. Burası A bölü 2. Burası da A bölü 2 oldu. A. A bölü 2 A. Yani 1'e 2 oran var alanlarda. Yani burası A iken burası 2A değil mi? Evet. E hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 2A iken burası da 2A olacak. O zaman ABCD dikdörtgenin uzun kenarı yani 3A kısa kenarının kaç katıdır? 3A'yı 2A'ya böl diyor. Yani cevap kaç yaptı o zaman? 3 bölü 2 yaptı. 12. sorunun doğru cevabı böylelikle Akçay oldu. Ve böylelikle bitirdik. Üçüncü testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dördüncü testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.